Selamlar millet. Birazdan izleyeceğiniz maç pilat ve elmas arasındaki bir maça ait ve karşımızda Smurf bir Rengar var. Ve bu oyun özelliği şu. Şu ana kadar hiç görmediğim bir tree'yi görüyorum Rengar'dan. Tabii ki de defalarca kez invade yedim ama daha önce böylesini yemedim ve siz de yememişsinizdir. Muhtemelen bu videoyu izleyenlerin %95'i de böyle bir tree kim bilmiyordur. Birazdan göreceksiniz. Clear'i attıktan sonra Raptor'a başlarken totemimizi koruduğumuz için totemi çalıya doğru atmak için hareketleniyorum. Çünkü Rengar matchup'ını oynuyorum. Bu tarz hani invade atabilecek ormancılara karşı oynarken totem koruyup bir şekilde totemleme yapıyorum. Yukarıda da Akşan'ın Prius'u var ve Akşan totemini kullandı. Dolayısıyla Rengar'ın buraya görünmeden gelebileceği hiçbir yer yok. Tamamıyla güvenli gözüküyor değil mi? Alın size güvenli. Ben daha önce böyle bir invite yememiştim. Adamın o noktaya geçebileceği hiçbir senaryo yok diye düşünürken Ripley'i inceledim. Ve Ripley'den öyle bir şey gördüm ki adamın bu bilgisine saygı duydum. O bilgiyi şimdi sizlere göstereyim antrenman modunda. Millet olay neydi biliyor musunuz? Savaş sesi yani fog bilgisi. Mesela ben totemin buraya bırakmıştım ya. Bu totemin görüş açısı şurada bitiyor. Yani adam bana invite attığı yol şu. Buraya geçiyor. Şöyle geliyor. Buranın devamında böyle devam ediyor. Ve bu yolu bu şekilde takip ederken şu totem göstermiyor. Bu sayede buradan arkaya doğru geçip bana baskın atabiliyor. Her ne kadar basit gibi bir şey gözükse de adam bu bilgi şu şekilde kullanıyor. Bu noktada beklerken o sırada adamın bir de totem atmıştı buraya. Benim de tam olarak nereye totem attığımı anlıyor. Ve bu savaş sesiyle birleştirerek böyle bir trick'i üzerimde uyguluyor. Yani siz de artık bu bilgiye sahipsiniz. Counter Jungle atan ormancılar biliyorsanız bol bol kullanabilirsiniz. Şu an durumsal olarak Ekko piklemeye başladım. Bu maçta da Ekko oynama sebebim bu. Dayana'dan sonra en fazla oynadığım şampiyon şu an aktif olarak Ekko. Meta'da da gayet iyi durumda sayılabilir. Yine aynı şekilde hızlı bir şekilde clear atabiliyorsun. Ve savaşlarda tek atma potansiyeli yüksek uygun bir build yaptığın sürece. Headshot'tan aldıktan sonra şampiyon potansiyeli zaten zirveye çıkıyor. Genelde oyunlarda geri olsam bile aldığım birkaç shot'tanla birlikte oyunu muazzam derecede taşıma potansiyeli elde ediyorum. Bu maçta daha demin mesela Rengar'ın yukarıda olduğunu gördük. 3 level'di adam. Mavisini almış. Demek ki kurtunu ve grump'unu almamış. Scut'ın da yeni çıkıyordu. Buradan şu yorumu yaptık. Yukarıyı temizleyeseye kadar burada karşı kaptırılabilecek kadar vaktim var diye yorumladık. Ama buradaki sıkıntı şuydu. Biz ilk önce Scuttle alarak da karşı ormana girdik. Yani Scuttle'da bir zaman kaybı yaşadık. Eğer ki ben direkt Red'e ve ardından Raptor'a gitmiş olsaydım dönüşte Scuttle'ı zaten güvenli bir şekilde alabilirdim. Ama önce Scuttle aldığım için Rengar bana burada yetişiyor. Bir de adam golebi skipleyip doğrudan beni aramaya çıktığı için beni de bulabiliyor. Bu da onun bir tık tecrübesinden yana bir şey. Yani adam o kadar fazla tecrübeli ki yukarıdaki kampları da hani skipleyip doğrudan aşağı doğru hareket edip aşağıdaki ormanda da beni bulmaya dayalı oynuyor. Burada yine Rengar'ın iyi bir oyunu var. Ama benim yaptığım sıralama hatasının da olduğunu değiştirmiyor. Fark ettiyseniz oyun başından sonra sadece clear attık. Daha böyle garanti pozisyonlara katılmaya çalıştık. Çünkü counter gank yediğin zaman oyunu neredeyse sonlandıracaksın. O yüzden counter gank riskini göze alamazsın. Veya rastgele bir şekilde çalıda hani Rengar'ın çıkma olasılığı var. Bu riski de göze alamazsın. Bu yüzden garanti yolu tercih etmek. Yani full clear'e dayalı oynamak zorundaydın. Ama Rengar'ın burada hatasını yakaladık. Ve bunu da değerlendirerek artık hani çok dikkat etmeme gerek kalmadı şu an. İyi durumda olan benim. Rengar tüm avantajını kaybetmiş durumda. Ekko'ya çok fazla build denedim. Şu ana kadar ki en iyi build'i ilk önce Nashor'un dişi kastığım ve sonrasında da roket kemer aldığım build oldu.
Bu oyunun devamını da şöyle yapıyorum. Dışarıda işte Roket Kemer, Lich Bane, Rabadon. Genellikle Zonya tercih etmiyorum. Zonya yerine durumsal olarak en uygun eşyayı alıyorum. Savaşta her ne kadar çok geride kalmışım gibi gözükse de Mordekaiser'ın ultisi varken statları Mordekaiser'a verdiğim zaman bu savaşın gereksiz riske atmış olacağım. O yüzden Mordekaiser ulti atasıya kadar tamamıyla geri planda kalıyorum. İlla ki yorumlar gelecekti. Ben şimdiden cevaplayayım. Dayne ile Ekko arasında bir karşılaştırma yapacak olursam Ekko belirli bir eşyadan sonra çok hızlı bir şekilde tek atmaya başlıyor. Kazanması çok zor olan oyunlarda bile aniden bir hareket yapıp mesela karşıdaki en fed adamı tekledin. Oyunda bir kazanma noktası oluşturabiliyorsun. Hani zor oyunlarda oynanabilir bir karakter. Ve herhangi bir tehlike altındayken ulti ile birlikte kendini güvenli bir durum alabiliyorsun. Zaten W sundaki kitle kontrol de ekstra bir artı. Ama Diana'nın o kadar fazla zayıflığı var ki hani Diana kendini koruyabileceği bir yetenek yok. Veya yoğun kitle kontrol yani zor drafta karşı herhangi bir şekilde hani hayatta kalabileceğinin bir garantisi vesaire de yok. Diana'nın olayı hani uygun draftlarda hızlı bir şekilde scale ol, o gücünü hiç kaybetmeden oynamaya çalış. Diana'da bir ölüm 3 ölüme denk gibi bir şey. Diana'da ölmemen lazım. Ama Ekko'da bu o kadar da fazla zorunlu değil. Hani skor alıp vermek mesela Ekko'yu daha güçlü yapıyor genelde. Tabi durumsal olarak değişiyor ama yani Ekko'nun potansiyeli Diana'ya göre çok daha yüksek. Buradaki temel konu Diana'nın çok fazla zayıflı olması. Videoyu izlerken umarım keyif almışsınızdır. Çok tatlı, keyifli Ekko maçları gelmeye devam edecek yüksek ihtimalle. Yani Ekko videoları gelmeye devam edecek. Twitch'te kameralı yayınlara devam ediyorum. Kanalıma açıklamada ulaşabilirsiniz. Ben Discord'dan ve Instagram'dan da paylaşıyorum zaten yayına geçeceğim zaman. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.